Tam ortasından hepinize selam kızlar. Şu anda saat 5'e geliyor. 5'e 5 var. Bugün günlerden cumartesi. Biz dün de bugün de hastanelerdeydik. Eşimin raporuyla ilgili evraklar vardı. Onlarla ilgilendik. Şimdi de yemek işine girişeceğim. Saat 5 olmuş. Eşimin rapor ve evraklarıyla uğraştık. Onlar şimdi tamamlandı. Ancak eve gelebildik. Çarşıda da birkaç işimiz vardı. Kargoda, margoda derken hafta sonu yani cumartesi böyle başladı. Cumadan beri. Şimdi de tezgahımın üstü bayağı dağınık. İlk olarak onları toplayacağım. Sonra da bugünün menüsünü birlikte yapalım istiyorum. Menüde şu anda düşüncemde tavuk şiş var. Yanında makarna düşünüyorum. Ve tatlı olarak sütlacım var. Bir de yoğurtlu kabak biliyor musunuz bilmiyorum. Rendeleyip böyle biraz yağda kavurup daha sonra yoğurtla karıştırıyorsunuz. İçine biraz da ceviz ekliyoruz. Böyle bir düşüncem var. O zaman daha fazla konuşmadan ben işe başlayayım. Çalışabilecek dereceye kadar getirdim. Gayet güzel toparladım tezgahımın üzerine. Tavuk şiş için, daha doğrusu tavukların marine edilmesi için önce bir sos hazırlamamız gerekiyor. Öncelikle bu sos hazırlamayla başlayacağız işe. Daha sonra da tavuklarımızı küp küp doğrayıp birazcık buzdolabında dinlendireceğiz. Yalnız ben dinlendiremeyeceğim, o kadar çok vaktim yok. Sizler eğer dinlendirebiliyorsanız 1,5-2 saate yakın bu tavukları sosun içerisinde dinlendirin. Öncelikle böyle bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt koydum. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağımı da ekledikten sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatlarınızı kendiniz zevkinize göre de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz tarife de uyabilirsiniz. Ben şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Şöyle önce bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Daha sonra yine bir çay kaşığı kekik ekliyorum. Bu sırada Ahmet Han oyuncaklarıyla oynuyor. Şimdi de bir çay kaşığı kadar, hatta biraz azaltabilirim, pul biber ekliyorum. Son olarak da tuzumuzu ekleyeceğim. Bunların hepsini siz yine kendi zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi de ben tavuk göğsünün sadece bir kanatını kullandım. Bu bize gayet yeterli oluyor. Sizler isterseniz hani kendi kalabalığınıza göre şekillendirebilirsiniz. Şu anda şişe dizeceğim, çöp şişe dizeceğim şekilde küp küp doğrayacağım bunları. Daha sonra da sosla birleştireceğim. Sosuna koydum ve buzdolabında birazcık bekleteceğim. Normalde 1,5-2 saat beklemesi gerekiyor ama ben sanırım bir 15-20 dakika bekletebileceğim. Çünkü çok fazla vaktim yok, geç kaldım. Şu an bu gördüğünüz orta boy 2 tane kabağı kabuklarını hafif soyup daha sonra da rendeleyeceğim. Sonra da zeytinyağında böyle birazcık döndüreceğim. Burada anlatmak yerine bir an önce başlasam iyi olur. Thank you.
var. Kabakları sürekli olarak karıştırmanıza gerek yok. Arada bir kendi haline bırakıp arada bir karıştırabilirsiniz. Onlar zaten kendi kendine sönecekler. Kabakların soğumasını bekleyeceğimiz için onları öncesinde ben bu şekilde tavada döndüreyim istedim. Şimdi tavuklarımı dolaptan çıkaracağım. Yalnız tavuklarımız sosuna 1 yemek kaşığı salça eklemeyi unutmuşum. Hemen arkasından sosuna 1 yemek kaşığı salça ekleyip bir daha karıştırdım. Onu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi tavuklarımı dolaptan çıkaracağım. Kabaklarım burada böyle kavrulurken. Onları da çöp şişe dizeceğim. Fırına koydum. Tavukları fırına koydum. Yalnız biraz piştikten sonra belki bir 10-15 dakika sonra üzerlerine domates sosu gezdireceğim. Biraz böyle domatesi hafif salçayla azıcık böyle sulandırıp domates sosu üzerlerine böyle yemek kaşığıyla koyacağım ki çok kuru olmasın. Daha önce yapmıştım ben bunu. Hiç böyle domates sosu eklemezseniz kuru bir tavuk oluyor. O yüzden biraz piştikten sonra üzerlerine böyle yemek kaşığıyla domates sosu gezdireceğim. Normal o kışlık yaptığımız domates soslarından hani bir özelliği yok. Onlardan gezdireceğim. Bu sırada da kabağım da gördüğünüz gibi iyice söndü. Ben de soğumaya bıraktım. Şimdi bu birazcık daha soğusun. Sonra bunu yoğurtla karıştıracağız. Şimdi de ben kettle'da suyum vardı. Makarnasını koyacağım. Bakarsanız bu menünün yanına pilav, ya bulgur pilavı ya pirinç pilavı çok yakışır. Yalnız biz daha çok yeni pilav yediğimiz için makarna tercih ettim ben. O yüzden şu anda tavuğun yanına makarna yapıyorum. Hem de böyle daha pratik, daha hızlı olur diye düşündüm. Şu anda da tavuğun üzerine yemek kaşığıyla gezdireceğim. Domates sosunu birazcık ocakta böyle hazırlıyorum. Daha sonra da kabaklarımı daha hızlı soğuması için dolaba koydum. Onları yoğurtla karıştıracağım. Makarnam süzülecek. Tavuklar pişiyor. Şu anda bir saat oldu herhalde ben başlayalım. Ama yani çok hızlı bir yemek değilmiş. Zaten geç kalmıştım. İyice geç kaldım.
Verir ki, verir ki. Al, al alas, al. Al, al alas, al. Ha. Ha, yemişler. Tamam, sen ye oğlum. Sen ye babacığım. Tamam, sen ye. Sen ye. Bir de dedim, hadi, hadi, aferin. Büyük adam oğlum. Bir de. Ne var, ne adam olacak, aferin. Ne yapıyorsun ama, şalan güzelinden. Yine mutfak bana kaldı. Aklıma gelmişken size de bahsedeyim. Şu an nereye gidiyorum? Komşularımızdan bir tanesinin çamaşır makinesi sanırım bozuk. Çünkü gece çalıştırıyor ve saat 3'te makine ayaklanıp gidiyor. Dün akşam sesten dolayı uykudan kalktık. Ahmet Han da uyuyamadı. O yüzden onu böyle söyleyeyim istedim. Söyleyeceğim sırada aklıma geldi. Aslında gündüzden gidecektim. Hani söyleyeyim. Çünkü aynı gece yine aynı şeyleri yaşamayalım diye. Çok fazla böyle makine sıkma sesi. Sanırım kazanı bozuk makinenin. Ve çok ağırlık yüklüyorlar diye tahmin ediyorum. Makine bir yere çarpa çarpa böyle saat 1.30'la 3 arası efsane çalışıyor. Uykudan kalkıyoruz. Ahmet Han uyanıyor. Sağır zor tekrar uyutmaya çalışıyorum falan. Çok zorlanıyoruz 2-3 gündür. Hadi dedim gitmişken onu söyleyeyim dedim. O da bizim üst komşu değilmiş. Muhtemelen çapraz falan filan olabilir. Onları da tanımıyorum. O yüzden gitmedim. Apartman görevlisini arayacağım. Apartman görevlisi bir yazı asar herhalde diye tahmin ediyorum bu konuyla ilgili. Binada yaşamak çok zor gerçekten. Bir de tanışmıyoruz. Yani ne söyleyeyim ki? Binada yaşamak çok zor. Ne yapıyorsunuz? Oynayın ya, bakalım. İyi de başka yer kalmadı mı oynayacak acabası? Ahmet Han mutfakta top mu oynanır? Ama olmaz anneciğim. Evimizin koskocaman holü var, orada oynayın. Hı? Babuşko? Biz burada oynamak istiyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Tabii çay da orada demleniyor ama siz burada top oynuyorsunuz. Ne güzel ya. Görüyorsunuz değil mi? Büyük ev olunca mutfakta bile top oynuyorlar. Ben sizi batıda göreceğim. Bir gidelim bakalım. Orada top oynayacak bir koridor bile bulabilecek misiniz acaba? Ahmet Han Bey. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Hadi Ahmet Han. Çabuk çabuk anneciğim, bütün oyuncakları toplamalıyız. Aman ya Rabbim, bu evin holi ne böyle? Oyuncaklarımı topladım. Artık çay demledim. Çay içeceğiz. Hemen geçenlerde çayın yanına revani yapmıştım. Onu çayın yanına koyalım, servis edelim. Bu arada buzdolabı olarak da balkonu kullanıyorum. Balkonda tatlım duruyordu. Buzdolabında şekerlenir diye yazmışlar. Ben de o yüzden balkona koymuştum. Gayet de yani buzdolabı denecek kadar var balkonda. Thank you.
Ahmet Han'ı yatırdım. Bilgisayarımı açtım. Bugün ay sonu, biliyorsunuz 30 Kasım. Kasım ayını kapatıyoruz, yani farmasi. Farmasi ile ilgili son güncellemelerimi yapacağım. Daha sonra da bugün çekmiş olduğum videoları montajlamaya başlayacağım. Onun öncesinde bir de bir yandan dizi izlemeye çalışıyoruz. Bir Zamanlar Çukurova dizisi söylemiştim. Onu seyretmeye çalışıyoruz. Sevgili kocacığım, bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Evet, sana çok geçmiş olsun mesajı gelmişti hayatım. Teşekkür ediyorum herkese. Evet, benim kocam... Ağrılarım devam ediyor ama yapacak bir şey yok artık. Benimki kadar kameraya böyle çat 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 daha konuşmaya alışkın olmadığı için kamera ona dön diyor, dumur oluyor. O yüzden neyse, bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.